kutunun neden başı yok? Niye başsız bir kutu? Kayıp, başı kayıp. Air Jordan markasının ilk ayakkabısı. Bu ayakkabının yüksek bilek versiyonunu daha önce kanalımızda defalarca kez inceledik ve bunun yüksek bilek versiyonunu Michael Jordan resmi müsabakalarda defalarca giydi. Bu aynı ayakkabının orijinal 1985 silüetine sadık kalarak düşük bilek versiyonuyla üretilmiş Low OG versiyonu ve bu ayakkabının üretim amacı Michael Jordan'ın gündelik hayatta kullanabilmesi için de arkadaşlar. Bu ayakkabıda özellikle dikkatimi çeken çok önemli bir nokta var ve sizle beraber derinle inmek istiyorum. Hadi başlayalım. Müzik Şimdi arkadaşlar biz aslında daha önce Air Jordan bir Love inceledik ama incelediğimiz Air Jordan bir lowlar retro versiyonlarıydı. Bunlar OG diye geçiyor arkadaşlar. Aradaki fark aslında retro dediğine bakmayın. Ayakkabının görünüşü diye retro koymuş o ismi. Aslında o Air Jordan'ların en yeni silüetlerinden birisi. Bu ayakkabı 1985'te ilk çıktığından beri birçok defa şekil ve silüet itibariyle değişikliğe uğradı. Şu an güncelde çıkmaya devam eden ama bizim kalitesinden çok memnun olmadığımız, çok da tercih etmediğimiz, çok da önermediğimiz retrolar var. Bu OG yani 1985'teki modele daha çok sadık kalmaya çalışan, ona çok daha fazla benzeyen orijinal model. Ama bu da aslında 1985'tekine tam olarak benzemiyor. Artık o 1985'teki tam benzeyen versiyonu çıkarmıyorlar. Diyorlar ki OG'miz bu. Şimdi açıkçası benim farklı farklı Air Jordan 1 siluetlerinden ekranda görüyorlar birçoğunu. Ya yani S'lere kadar gidersek birçok farklı silüeti var aslında Air Jordan 1'lerin. Ama genel olarak bizim bildiklerimiz retro ve OG'da. En hoşuma giden bu şu an güncelde çıkan OG'da eski OJ'ler senin daha çok hoşuna gidiyor sanırım ben. Evet. onların bir tık daha büyükmüş. O 1985'tekine bundan daha çok benziyormuş. Bu rengini, mistik ne bir rengi var elimizde. Şu an OG'leri tekrardan piyasaya hızlı hızlı sunmaya başladı Air Jordan markası. Retrolara birazcık daha bir tık daha lüks bir alternatif olarak. Fiyat farkı da çok fazla değil ama retrolardan daha iyi olduğunu OG'lerin genel olarak biliyor. Çünkü malzeme tarafında da bir takım değişiklikler var. Ve benim asıl sevmemin sebebi silüet açıkçası diğerlerine nazaran daha gözüme hoş geliyor. Haricinde bu OG'lerde kullanılan malzemeler genel olarak iyi. Ve özellikle bu mistik ne bir renginde çok daha iyi. Açıkçası ben çok etkilendim. Ben de Oji'yi daha çok seviyorum. Bana daha çok retrolar sanki midin yavrusu havasını veriyor. Ya o arka kısmı çok çirkin. Evet, ya, Bunun arka kısmı tamamen fark ne fark ediyor derseniz arka kısım olduğu gibi değişiyor. Çok daha estetik duruyor bence bu. Daha Hayaoji'nin yavrusu gibi duruyor. Şurada Şu saçma sapan bir şey var böyle Onu kesik var. Akışla yapıyorlar arkasına. Bir de böyle arkasına bir çıkıntı yok. Falan. Değişik ya Bu daha güzel. Daha estetik geliyor. Yani aslında aynı ayakkabı olsalar da baya farklı. Ben açıkçası retro hoşuma gitmiyor gerçekten. Yani ya var bende ama artık giymiyorum neredeyse. hiç. Malzeme tarafında ben çok şaşırdım. Ya bunda kullanılan deri abartısı söyleyeceğim. Son zamanlarda bir ayakkabıda kullanıldığını gördüm. En iyi derilerden birisi. Derinin yumuşaklığına bakar mısın? Ve tam topluyor kendini. Çok hızlı bir şekilde. Bak iz de bırakmıyor böyle de bastırmaları vesaire karşı. Çok yumuşak. Damarlı üzerinde deseni var. Orijinal deseni var hem de. Bu baskı şeklinde değil. Çünkü desenler fark ediyor. Bir örüntü halinde değil. Hem de parlak. Siyah parlak mesela bayağı baksana. Evet. Böyle dokunuşu vesaire çok güzel hissettiriyor. Yani çok fazla bu kanalda kaliteli ayakkabı, derisi güzel gördük. Ama şu an içime en çok sinen malzeme olarak içime en çok sinen belki ilk 5 ayakkabıdan birisidir. İnanılmaz yüksek kalite İtalyan derisi vesaire gibi değil ama gündelik kullanımda çok yumuşak, ayağımın üzerine rahat edecektir. Yapısını net bir şekilde topluyor, iz bırakmıyor. Üzeri böyle parlak olduğu için temizlemesi de zor olmayacak. Çok acil durumlarda genelde ıslak mendil ayakkabımızı temizlemeyin tabii ama acil durumlarda ıslak mendille de çok rahat iş görürüm diye düşünüyorum açıkçası. Gündelik giyimden düşününce bu birleşen etkenler benim için çok önemli. Peki sence bu ayakkabı da avantaj ve dezavantajları nedir? Ben de deriyi çok beğendim. Ama tek beğenmediğim kısmı derilerin dokusu farklı yani. Bir tanesi mat, bir tanesi parlak duruyor. Lacivert kısımları mat, siyah Lacivert kısımlar parlak. mat, doğru. Siyah kısımlar parlak. Bu benim hoşuma gitti bu ya ikiler. Yani. Ben şahsen ikisi de o siyah gibi gözükseydi daha böyle 85'ten fırlamış gibi duracağını düşünüyorum. Olabilir. Mavi kısımlar parlak olsa yine severdim ama bence bu haliyle de hoş olmuş. Ama siyahın parlak olması kesinlikle doğru seçim. Ya. Yani kesinlikle doğru seçim. Siyah bence biraz daha kaliteli maviye göre. Evet. Siyahın hissiyatı daha da iyi. Kullanılan bu ayakkabıdaki derili hepsi gerçek arkadaşlar gerçek olmayan bir yer var mı diye bakıyorum yok yok hepsi yok, gerçek ve yani fiyatına göre bence gayet avantajlı bir ayakkabı çünkü gün üzere. Haylar şu an oldukça yüksek fiyattalar. Bir de çok indirimde aldık evet, bunu. Evet bunu indirimde ekstra yakaladık. Oldukça mantıklı bir seçenek oldu. Kesinlikle mavi bağcıklar diyorum ben. Ben siyah bağcık diyorum. <laughs> Beyaz da belki olur demişler. Beyaz olabilir. Düşünün. Kontrast olsun diye ama ben siyah dişim her zaman. Dış tabanımız orta tabanımız zaten aynı. Ön taraftaki esnekliği de alıyoruz. Değişmiyor ya bütün evet. mid olsun ay olsun. Genel, Genel olarak sert. ama orta tabanımız vesaire sert. Air yastıklarımız var orta tabanda. Tabanlığımız da bu arada güzel. Yani yanal destekli tabanlık Air Jordan 1'lerde çoğu zaman koymuyorlar bu arada. Vardı. var hay hocilerde. Hay hocilerde okuyor ama lollarda çok nadir. Çok değişken bir şey. Aynı modelin farklı renginde bile koymayabiliyorlar. Tamamen o rengi özel bir tercih olarak düşünün tabanlık arkadaşlar. Tabanlık çok değişebiliyor. Bu bizim sevdiğimiz çok basit yumuşaklığı vesaire de hoş olan tepkimesi güzel olan açık köpük dreamsel tabanlık var. Üst tarafı sadece birazcık tüylenir yapıda olması yani olmasa daha iyi olurdu ama çok da sorun değil. Bence tabanlı konusunda da okey. Sadece bu üst tarafının tüylü olması hoşuma gitmiyor genel olarak. Onun dışında ayakkabıyı bir köpük üzerine inşa etmiş arkadaşlar. Hem yapıştırarak köpüğe hem de struble stitch dediğimiz nakış tekniğiyle ayakkabıyı dikmişler. Burada dikiş kalitesi yani çok aşırı nizami durmuyor ama çok kötü de durmuyor açıkçası. Ayakkabının yanal destekleri çok fazla yok. Arka desteği fena değil. Dil yastıklaması gayet iyi durumda diyebilirim. Haberiniz olsun ama dokunmayı falan söylersek şöyle bir dokunma testi yaparsak ayakkabıya dokunmak genel olarak çok keyifli. Mukavemetini koruması için de burada Ford yöntemiyle sert bir plakamız da mevcut bu ayakkabıda. Arka tarafı bükemiyorsunuz yani. Bükeceğiniz zaman da bükülme noktası gördüğünüz gibi ön tarafta arkadaşlar. Bu da önemli. Parmak uçlarınızın büküleceği noktada olması gerekiyor bu ayakkabının bükülme noktasını. Ayakkabının tarihiyle alakalı senin bahsedeceğin ekstra bir şey var mı? Bu Michael Jordan'ın saha dışında günlük hayatında giymesi için Nike tarafından çıkarıldı. Ya e sahada Jordan bir hayları dışarıda gezerken de logo giyiyordu. 2015-2016 gibi tekrar ya. o tam OG versiyonuna benzer ayakkabılar çıkardılar. Büyük suvuşlu, önü biraz daha yuvarlığa yakın böyle sivri değildi. Daha yuvarlamsı bir model çıkardılar. Ama genel olarak artık günümüzde bu Low OG'leri görüyoruz. Bir de senin abinin bahsettiği retroları görüyoruz. Jordan Militar'la aynı şey aslında bakarsak. Sadece daha günlük hayatı tasarlanmış versiyon. Evet, kokusu da bu arada bir yapıştırıcı kokusu vesaire yok. Gayet güzel ayak <laughs> ayakkabı kokuyor. <laughs> fabrika tahmini alayım senden. Ben o senin fabrika teorine pek inanmıyorum aslında. O yüzden Çin deyip riske atacağım bakalım. Yes. Çin. Evet. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya malzeme kalitesi birazcık aslında <laughs> tamamen üretilen modelle alakalı. Ama işçiliğe baktığımız yerde bu gerçekten çoğu zaman fikir veriyor. Mesela işçilik, iş dikişleri bu Çinli abiler çok daha seri yapıyor. Baksana şuraya çok yakın yapmış bazı yerler. Evet. Kötü bir işçilik değil açıkçası. Ayağının altını görmüyorsun sonuç olarak. Evet, evet görmüyorsun. Dış tarafta kullanılan malzeme gerçekten iyi. Malzeme demişler ki zaten malzemeyi götürüyorlar fabrika bu malzemeyi kullanacak. Fabrikanın seçtiği bir şey değil malzeme çoğu zaman. Malzeme diyor ki kardeşim bunun burasında bu kullandı. Adam orada işçilikle alakalı kısım aslında fabrikayı bağlıyor. Hangi malzemeyi kullanacak, ne kadar kaliteli malzeme kullanacak. Beni çok özlediği için gelmiş arkadaşlar yukarı videoya eşlik etmek istemiş benim. Kocaman kızım sen çok ağırlaşmışsın be. İşede bir de sevdiğim için heyecanlanıp süper. Bu ayakkabıyı 41 numara olarak aldık arkadaşlar. Ve 41 numaranın şöyle bir güzelliği var. O da denk geldi. Alınırken 41 numara alınması gerekiyordu. Sonra baktık ki Mert kardeşimizin numarasıymış. Yani ben biliyordum da unutmuşum arka planda. Hani aa senin numaran mıydı falan oldu. Mert'e sözüm vardı. Şeyi çok beğendi. Yeni çıkan bu high satinleri. Ama birazcık kararsızdı da. Satinler çıktı. İndirime girsin dedim. Sana sözüm olsun alacağım. Sonrasında bu ayakkabı gelince elime şöyle bir opsiyon sundum Mert'e. Satin mi? Bu elimde gördünüz. Yoksa elim. Elimdeki mistik nevi mi? istersen satine hala alabilirim. Bu geçerli. Ama istersen bunu alıp yoluna da devam edebilirsin. Bir deneyelim bakalım şu an arka planda ben bağcık bağlıyorum ayakkabıya. Lacivert ba bağcıkları da tanıtmak istedim size. Evet lacivert da ben görmek istiyorum. <laughs> mistik nevi de güzel isim böyle. Mistik. Ayakkabı genel olarak hafif. Şimdi hafifliğine bakarsak bu ayakkabı 200 gram yok bu arada kesinlikle. Rahat bir şekilde evden çıkabileceğim bir ayakkabı. Ne giymekte zorlanırsın. Çok renkli olm olmadığı için ve zaten mavi giyimde çok kullanılan bir renk olduğu için rahat kombinleyebilirsin. Mesela şu an pantolonun altına o ayakkabı gider her türlü. Böyle belki en favori ayakkabınız olmaz ama en çok giydiğiniz ayakkabılardan birisi olabilir. O kıvamda bir ayakkabı. O yüzden ben ojileri seviyorum. Güzel duran, Şekil duran, karizme duran, premium hissettiren ki malzeme bakımından gerçekten bu ayakkabının hakkını yememek gerekiyor. Son zamanlarda gördüm en kaliteli malzeme grubundan birisini kullanmışlar. Özellikle mesela şu dil kısmını da çok beğendim ayrıca bahsetmek istedim. Burada mesela ekstra yumuşaklığı sağlayabilmek için önce süngere çok ince bir kumaş yapıştırıp onu dikerek elde diyorlar buradaki dil kısmını. Çünkü ayırmaya çalıştığımız zaman buradaki kumaş süngerden ayrılmıyor. Burada delik olan bağcık geçirme kısmından bunu görebiliyorum. Süngeri kumaşa direkt yapıştırmışlar ki ekstra ara birbirine yapışsın. Daha yumuşak bir hissiyat verebilsin. Haliyle basit, güzel ve çok da rahatsız olmayan bir ayakkabı. Çünkü kullanılan tabanlık tercihi de güzel. Sadece önde sanki silet bu şekilde değildi hatırlıyorum ben. Bir yamukluk var hafif Mert. Sen bana söylemesen ben şahsen alsam benim ayakkabı. Çok dikkatimi çekti. Çok şurada bir ufak bir yamukluk var arkadaşlar. Telte kontrol süreciyle alakalı bu durum. Her peyri de bu şekilde değildir. Ama kullanılan malzemelerin her peyri de bu şekilde iyi olmasını tahmin ederiz biz. Benzer malzemeleri kullanmaları gerektiğinden. Yani bu ile alakalı herhangi bir kullandığım malzemeler bana burada sadece tabanlığın üzerindeki bu saten tarzı malzeme bir soru işareti geldi. Harcındaki tüm malzeme tarzılarının okeyim. Dil kısmındaki de, e, burun kısmındaki de, ayakkabının genel sayısında kullanılan malzemeler de şu arkadaki e, kabartmalı baskı çeşidinde olsun, çastan malzemesi olsun, dil kısmının iç kısmında kullanılan malzeme olsun bu malzemelerin hepsiyle alakalı okeyim. Hatta ayakkabının üzerine kurdukları köpük yapıp olsun. Sadece tavanlık konusu o benim kişisel tercihim. Jordan'ları saygıyla anam mı 1985'te çıkan Jordan'ları. Michael Jordan'a bir selam. Okay. Çok rahat kombinlenebilecek, rahat giyilebilecek ve sürekli giyilebilecek, uzun vadede kullanılabilecek bir ayakkabı olmuş Bu arada maviler de çok hoş durmuş. Sen şununla da bana biraz sonra giydireceğim sana. Çok sıkmışsın Ermin Hanım böyle <laughs> sıkı sıkma. Elimiz ayrı kaçtı. <laughs> Oğlum böyle bağcık sıkma var. Ayakkabının yapısı bozuldu. <laughs> Bu ayakkabının çıkış fiyatı arkadaşlar 130 dolar. Normal retroların 90, 100, 110 dolar değişiyor. Haliyle de bir 20, 30, 40 dolarlık bir farkı var. Normal retrolara göre ama bence kesinlikle bu aradaki farka değer. Biz bu ayakkabıyı 3800 liraya indirimde aldık. Şu an güncel 130 dolar olarak düşünürsek ne kadar ediyor? Şarpsak, 30 liraya şarpsak. Yani 4000 küsür, 4000 bin... 4500'de getirdiler herhalde bu ayakkabıyı. Doğru değil mi? Evet. Pahalıya getiriyorlar zaten. Normal kurdan daha pahalıya getiriyorlar şu an güncelde ayakkabıları. Bizim aldığımız 3800 lira arkadaşlar. İndirimli fiyatıydı bu arada. Hani şu an ama düşündüğümüz zaman sanki dolar fiyatıymış gibi geliyor doğru ama öyle değil. 3000'in altına zaten hiçbir şekilde bulamayacağınız ayakkabılar. Yani çok farklı bir renginde çok inanılmaz bir indirim olsa bile ben 3000'in altına çok düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Düşerse şaşırır tavsiye ederiz. 3000-4000 bandını aldığınız zaman okey'siniz bence şu anki ekonomide. Şu an 4000 gayet normal bir görsek şaşırırız. Değil mi? şu Oji 2.5'a hiç görmedim. Göreceğimizi sanmıyorum zaten. Evet. İşte. Malzeme kalitesi gayet iyi bence yani. Evet, evet. vesaire bu parayı vereceğimizi. Ya yani midlerin kalitesi arkadaşlar çok kötü. Yine high'da genellikle zaten OG çıkıyor değil mi? Ama midlerde ve midlerde zaten OG diye bir şey yok. Midler genel olarak en kalitesiz olanlar midler. Lovlarda işte düşük bileklerde hem retro hem OG seçeneği var. Burada OG seçeneğine giderseniz daha çok bence memnun kalırsınız. Yani retro alırsanız ya retro garip bir yapısı. Ayakkabı böyle hem kullanım malzemeleri hem de bir kas katı duruyor. Rahat değil. Hiç değil. Üstten de rahat değil. Yani da değil sadece. Evet yani bence o tercih yanlış. Muhtemelen Jordan onun bir fizibilitesini yaptı. Daha ucuz üretebileceği şeklinde yıllarca kalite azalta azalta devam ettiler muhtemelen retro tarafında. Evet şimdi ise gelelim yönetmenimizin fikrine. Bunu giyer miydin? Giymezdim. Neden? Renginden dolayı mı? Evet rengi bana pek hitap etmiyor. Bir de çok parlak deri yapısı var ya. Siyah renge yakışmamış. Mesela <laughs> daha açık bir tonda olsa hoşuma gider ama siyah yakışmamış. Daha Peki, süvet ne? tarzı seviyorum bu rengi herhalde. Mat bir şey istiyorsan. Daha mat diye. bir şey lazım aynen. Peki ne kadar verilir bu ayakkabıya maksimum? Sen 38... sen vermezsin. Sen vermem. Benim ne? vereceğim maksimum 1.5. 1.5 verirdim bana. Dövelim ya bu adamı. Bir bakalım giy bakalım bir görelim. Düşüncelerine duyalım. Bir çık bakalım masanın üstüne bir görelim ya. Tutuyor mu Bence taşırıyor ya çok tehlikeli geldi şimdi. O... güzel durdu. Bir gez bakalım nasıl bedeni rahatlığı. Bedeni tur tutsaydın Evet. Kendi bedeniniz alın arkadaşlar. Nasıl peki rahatlığı vesaire? Bence dunklar kadar rahat değil. Ama Jordan bir haylardan uzun vadede daha rahat olacaktır. Çünkü onun bilekleri uzun yol yürüyünce bir arkadan vurmaya başlıyor. Evet. Ya bu aynısının bileği olmayan versiyonu gibi hissettiriyor tam olarak yani. Zaten evet. OG kalıp olduğu için alt kısmı zaten tamamen aynı. His olarak aynı hissi veriyor. Sadece bileği yok. O yüzden ondan biraz daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Peki kararını veriyor musun? olacak gibi ya kararımız. Okay. Ben olsam bir şey söyleyeyim mi? Ben de bunu seçerdim bazı satin yani. Satin çünkü çok güzel duruyor ama çok sık giymem herhalde. Ya teoride güzel bir ayakkabı ama Türkiye için bence mantıklı bir ayakkabı değil o. Evet bir de malzemesi de çok kirlenir. Biraz falan. çok iddialı bir model değil. Mi? Hem malzemesi sanki bir yere takılsa böyle yırtılıp edecek gibi hissediyorum. hmm. bana. Bir de mi onun temizlemesi nasıl olur onun da pek fikrim yok. Saten malzeme olduğu için zor olur diye düşünüyorum. Bir satinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bir de satin uzun bir süre daha yatacak gibi hissediyorum ben bu fiyatlarda giderse. İlerleyen dönemlerde belki tekrar onu bir düşünürüz ama şu anlık bayağı bir bekleyecek gibi stokta. Hayırlı olsun diyoruz Merşal. Çünkü... Ayakkabıya puanın kaç olurdu? Bu renk ve eline ulaşan bu peyir özelinde düşün ve OG'leri genel olarak yorumla. Bu renk özelinden git ama. Farklı renklerde farklı şeyler, kaliteler vesaire olabilir. Bence bir 8'i var ya. Benden de en az 7,5 ben alırdı bu arada genel olarak baktığımda. Mavi kısımlar da parlak olsun isterdim. Öyle olsa 9 puan verirdim. Tabanlıktan da tabanlık tercihinden dolayı yani 8'den 7.5'a düştüm, yoksa 8'e alırdı benden. Yani 8'den 10'a doğru yükselmesi için artık çok teknik değişiklikler gerekirdi ve gerçekleşmeyecek tarzda değişikliklerdi. Onlarda muhtemelen rahatlıkla tabanla alakalı tercihler olurdu yani ama onların değişmeyeceğini biliyoruz. Haliyle alabileceği zaten en yüksek puanlardan birisini alıyor bu ayakkabı arkadaşlar. Benim de son düşüncelerim bu şekildeydi. Güzel bir video oldu. Umarım Mert güzel günlerde bu ayakkabıyı giyer. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla içerik için bir takipte kalın. Güzel içerikler devam edecek arkadaşlar. Gelecek günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlık kalın. Bay bay.